Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Pelin hocamızla beraber 9. Evet. sınıf ilk ünite kimya bilimi ve kimya nedir? Bunu öğreneceğiz değil mi? Evet, burada biraz kimya biliminden bahsedeceğiz. Hayatımızda kimyayı nerelerde kullandığımızı göstereceğiz. Sözel olacak yine herhalde hep ilk ünitelerde evet, olduğu gibi. Biraz evet sözel olacak biraz ama sıkıcı sonunda gelebilir ama. Çok sıkıcı da demeyelim hocam yine. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle kimyanın tanımını yapmamız gerekiyor. Kimyaya baktığınızda maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bir bilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilim dalını gösterecek olan bir sürü bilim insanı karşımıza gelecektir. Bunlardan ilkine baktığınızda Cabir bin Hayyam'ı göreceksiniz. Şimdi bunun bilim olarak kattığı şey nedir? Hemen yazalım arkadaşlar birlikte. Diyoruz ki nitrik asit, sonra sülfürik asit. Yani Cabir bin Hayyam bunları mı keşfetmiş? Evet, sülfürik asit ve altın suyunu bulmuştur. Peki hocam altın suyu denince aklınıza ne geliyor acaba? Altın suyu denince eskiden okuduğum bir kitap geliyor. Hangi kitap? Simyacı. Evet. Doğru mu? Kesinlikle çok doğru. Zaten simyanın tanımını da yapmış olacağız birazdan. Altın suyunu hemen şöylelikle anlatalım arkadaşlar. Altın suyu demek aslında HCl ve HNO3 asitlerinin 3'e 1 oranında hazırlanarak elde edilen çözeltimiz bizim için altın suyu olarak karşımıza gelecektir. Hemen devam edelim ve artık simyanın tanımına geçmiş olalım. Madem kitabı okuduk, okumayanlara da tavsiye ediyoruz okumalarını. Şimdi simyanın temel amacı arkadaşlar, birinci olarak değersiz madenleri ya da değersiz maddeleri altına çevirme işlemi. Mesela burada şöyle bir soru karşımıza geliyor. Neden altın, gümüş değildi? Mesela sebebi ne olabilir? Acaba o dönemki insanlar neden buna ihtiyaç duymuş olabilirler sizce hocam? Rengi dolayısıyla farklı. Kesinlikle. Az bulunuyor ama az bulunduğunu biliyorlar mı o zaman? Biliyorlar herhalde. Yani aslında o dönemde çok bilmiyorlar. Çünkü çoğu elementleri hepsi henüz lokal keşfetmemişler. Zaten böyle evet, yani pek bir şeyden haberleri yok. Aslında biraz güneşe benzetiyorlar. Onlar için güneş çok önemli bir faktör. Altın hem renginden ötürü hem güneşe benzediğinden dolayı hem de bir bakıyorlar ki kolay tepkime vermemiş olması yani etkilenmemiş olması da onların ilgincine geliyor diyelim. Sonra bütün hastalıkların iyileştirilmesi. Tabii ki bu aslında bizi nereye bağlamış olacaktır? Ölümsüzlük iksirini bulma kısmına. Bunlar temel anlamda bizim karşımıza simyayı getirmiş olacaktır. Şimdi simyanın diğer ismi karşımıza gelebilir. Hemen bunu da söyleyelim. Alşimi bilimi olarak geçer ve yine bu simyacıların diğer ismi alşimist olarak da gelir. Şimdi simya ile kimyanın arasında temel farklar vardır. Zaten bilim olarak baktığınızda önce simya olarak doğacaktır ve ondan sonrasında kimya olarak devam etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Yani simyanın gerçekte bir bilim olmadığını fark edecekler. Kesinlikle. Bir hayal olduğunu fark edecekler. Çünkü altına çeviremiyorsunuz yani nesneleri. Bütün her şeyi altına çevirseydik şu anda çok güzel olabilirdi ama ölümsüzlüğü de bulamayacaklarını fark ettiler evet, ve bu nedenle ki bilim ortaya çıkıyor. Yani burada şeye atıfta bulunalım. Zincirli kuyu mezarlığına her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Evet. O yüzden arkadaşlar biz ne yapalım? Simyanın neden bir bilim dalı olmadığını sebeplerini açıklayalım. Bir kere simya nedir? Evrensel değildi. Bilim olabilmesi için bilimin kesinlikle evrensel olması lazım. Yani sizin Türkiye'de yaptığınız bir araştırma kesinlikle ne olmalı? Kanada'da da aynı işlemi sonucu vermeli. Kesinlikle her yerde aynı şekilde uygulanabilir olmalı. Hemen yazalım birlikte. Diyelim ki evrensel değildir. Sonrasında sistematik bir bilgi birikimi gerektirmiyor. Şimdi yapılan çalışmalara bakacak olursak kimya, biyoloji, fizik, matematik, geometri bunlarda eğer ilerlemek istiyorsanız daha önce yapılan çalışmalara bakarak ne yapabilirsiniz? Kendi çalışmanızı değerlendire ve ilerletmeye çalışabilirsiniz. Ama bunun için sizin ne yapmanız lazım? Bir veri kullanmanız gerekiyor. Ama simyacılar hiçbir şekilde ne yapmıyorlar? Bu veri depolama işlemlerini yapmadıkları için bilim sayılmayacaktır. Hemen diyelim ki sistematik bir veri tabanı oluşturmuyorlar. Evet. Bilgi birikimi yoktur. Şimdi simyacı deyince aklıma ya da simya deyince böyle bir
derviş tarzı insanlar aklıma geliyor. Yani bir şeyleri evet. arıyorlar ama bulamıyorlar. O kitabın etkisiyle belki de. Evet, çok doğru hocam. Normalde simya gerçekten o şekilde mi başlamış? Yani insanlar sürekli bir araştırma içerisinde ama belli evet. bir düzen yok araştırmalarına. Kendi çaplarında kesinlikle. Belki de düzenler burada var. Biraz şey var. Hani kabileler arası şöyle söyleyeyim size. Bir kabile gidiyor işte bir araştırma yapıyor diyelim. Sonra diğer kabileye zaten bu araştırmasından bahsetmediği için bilim olarak sayamıyoruz. Hmm. Herkes biraz daha kendi başına bir şeyler bulma arayışında. Tabii bunun dışında birçok Türk İslam simyacıları da yer alacaktır. Onların katkıları da çok fazla olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Hmm. Sonra söyleyeceğimiz şey de yine simyada sınama yanılma yöntemi var. Kimyada kesinlikle ne vardır? Deneyler vardır. Sizler ne yaparsınız? Deneylerle sonuçlara ulaşmış olursunuz. Ama burada artık biraz şey var. Sınıyorsunuz, yanılabilirsiniz. Yani örneğin ne yapacaksınız? İşte bir merhem bulacaksınız ama bulduğunuz bu merhem size herhangi bir alerjik etki yaratmazken diğer taraftaki bir insana alerjik bir etki yaratabilir. Hani bunu biraz daha bu yöntemde buldukları için simya bir bilim dalı olmayacaktır. Hemen yine ifade edelim. Sınama, yanılma yöntemi kullanılır. Deneme, yanılma manasına gelir. Sınama evet. biraz eski kökenli bir kelime gibi gelebilir de bazı öğrencilere. Evet arkadaşlar, siz ona deneme, yanılma da diyebilirsiniz. Genelde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim neye? Madem önce dedik simyadan kimyaya geçiyoruz. O zaman buradan aktardığımız çeşitli bulgular var. Yöntemler olacaktır. Şimdi sırasıyla söyleyelim. Mürekkep, boya üretimi, kozmetik, seramik, cam, deri boyanması, esans üretimi, sonra kimyada kullandığımız bazı ayırma yöntemleri. Hemen onları da ifade edelim. Damıtma gibi. Bunların tamamı bize simyadan aktarılmış olacaktı ki o dönemdeki bazı kimyasal maddelere bakacak olursanız işte Kıbrıs taşı, göz taşı, zaç yağı da yine o dönemde aktarılan bulgular arasında yer almış olacaktır. Sonra gelelim neye arkadaşlar? Artık biraz daha element yorumuna bakmış olalım. Şimdi bu element yorumunda karşımıza gelen en önemli tablolardan bir tanesi Aristo'ya göre element yorumu olacaktır. Aristo diyor ki temelde madde 4 şekilde sınıflandırılacaktır. Yani 4 elementten oluşur. Bunlar da su, hava, toprak ve ateş olmak üzere. Şimdi bunlar çeşitli özelliklerle bir araya gelerek de yine sıcak, kuru, soğuk ve ıslak kavramları karşımıza gelir. Şimdi sizden istediğim şey bu karede neyin nerede olduğuna dikkat etmeniz. Bazen çok fazla YGS sınavınızda karşınıza çıkmayacaktır ama bu biraz daha okul sınavlarınızda karşınıza gelen kısmı oluşturur. Hemen bakalım birlikte. Ateş, hava, su ve toprağı getirelim hemen. Burada benim de aklıma şey geliyor. Gora geliyor. Evet kesinlikle bütün öğrencilerin de aklına kesin o geliyordur. Tahta şeklinde. Ama arkadaşlar doğru olan bu şekilde. Hemen diyoruz ki ateş ve hava bize sıcak kavramını, hava ve su ıslak, toprak ve su soğuk, toprak ve ateş ise kuru kavramını getirmiş olacak. Yani ikisini aynı anda kullanırsak kuru bir nesne ortaya çıkar gibi. Evet kesinlikle. Ateş ve havayı kullanırsak sıcak ortaya çıkar. Hava toprak ve su soğuk mantıklı. Sadece su ve hava ıslak. Yani nemli sudan, olsa evet, olur daha güzel olurdu ama onu ıslak olarak bulmuş oldu. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu tanımlamalara dikkat etmiş olduk. Yani burada gördüğümüz şey şu. Sizlerin şunu bilmesi lazım. Simyanın simyadan kimyaya aktarılan bulgular nelerdir? Simya neden bir bilim dalı değildir? Eğer bunlara dikkat ederseniz karşınıza çıkma ihtimali az da olsa olmuş olan sorular arasında yer alacaktır. Doğru yapanlar arasında. Evet.